Şimdi bir çanağı varmış, onu da kaldırmakmış. Şarapçı Diyojen diyorlar da, o şarapçı işte o ilmi ledun sırlarını taşıdı. O şarap, Mevlana'nın Divan-ı Kebir'den bahsettiği sırları taşıyan Diyojen usta. Döneminde de yine kendisi arifliğiyle dönemin firavununa, dönemin işte yani artık işte Aleksandr karşısına çıkıyor. Hikayesini anlatıyor. Biri Musa aslında, biri firavun. Yani imgelem, rumuz ve semboller üstünden gidersek. Yani orada Diyojen'i bir Diyojen olarak, Aleksandr olarak görmek ve bir tarihe sıkıştırmak değil. Halen yaşayan içimizdeki arketipler. Bir tarafımız kral Aleksandr, bir tarafımız Diyojen. O melamet hali. Ben melamet hırkasını kendim giydim eylime. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü kendinden kendine giyinmenin de kul nesimide görünen varlığın da konuşan bir logos, kelam, söz. İsa'nın kastettiği önce söz vardı ve söz Tanrı'ydı. Yere indi, ete kemiğe büründü.